Sayın Halim, seçimlerin güvenli ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirilmesi için ilçe merkezinde emniyet müdürlüğümüz, kırsal mahallelerde ise jandarma kurultanlarımız gerekli hazırlıkları tamamlamıştır. Mevcut güvenlik güçlerimiz ek olarak seçim günü görev almak üzere takviye kuvvetlerimizle valimizce uygun görmüştür. 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan seçimlerde içimizde toplamda 54 bin seçmen 208 sandıkta oy kullanacaktır. İlçe merkezinde bulunan 8 mahallede 30 bin seçmen 97 sandıkta, kırsalda 75 mahallede 24 bin seçmen ise 111 sandıkta oylarını kullanacaktır. Sayın Valim, kaymakamlık olarak seçimlerle ilgili konuları değerlendirmek üzere 20 Mart tarihinde tüm mahalle muhtar ve muhtar adayları toplantı yapıyor. İlgili idaresinde bölge müdürlerimizin çoğu burada kredide ilgili olacak arkadaşlarımızda düzenli olarak toplantılar yapıyoruz. Biliyorsunuz kayalan arkadaşlarımız bir kısmına ben de iştirak ediyorum. Mahalle olarak yüksel evde yapılan toplantılar. Bugünkü toplantılarla gündem maddesi biliyorsunuz daha önceki toplantılarda dile getirdiğimiz konular, yapılanlar, yapılmayanlar ama onların da önemlisi önümüzde birkaç gün sonra bir yerel seçim var. Demokratik bir toplantıda özgür bir şekilde insanların temsilcilerini sandığa yansıtıyor. Bir seçimi inşallah tam olsun. Velhasıl aslında bununla ilgili yapılanlar, tedbirler, yapılan planlamalar, arkadaşlarımızın gerçekleştirdikleri çalışmalarla muhtarlarımızın bu konu bağlamında ne getirecekleri sıkıntılar varsa onları duymak isteriz. Ayrıca mahallelerimizin altyapısı ve diğer sıkıntılarla ilgili ve gündeme getirmek istediğimiz hususlar varsa onları da duymak isteriz. Şimdiye kadar hiçbir şey yerine getirmezmiş. Ben elektrikim köy elektriği, 85'ten beri elektrik geldi. Daha bu eski şeyler, eski tahta direkler, 6 metrelik. Altına bir araba geçemiyor. Her gün mesela sen olacak, şuraya buraya başlıyoruz. Maalesef etkimizin içinde, etkimiz içinde. Sayın Valim, okulumuz yalnız böyle çok eski olmamakla birlikte 28'de öğrencimiz var okulumuzda. Yalnız bu sene sadece 34 tane okulumuzun bakım ve onarımının içeri eğitim müdürlüğü olarak ilden gelen ödenekleri de biz yaptık. Sayın müdürler de burada. 11 tane de şu anda yapamadığımız okulumuz var ve bunları da bile teklif edildi. 2019 programını almak üzere biliyoruz. Bir defi okul yapıldı. Allah sizden ve kaymakam ben de Milli Eğitim Müdürlüğü'nden çok razı oldum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Saygılarını da ben de görevli sorumluluğum. Başka bir arkadaşımız görev alacak. Hayırlısı olsun. Teşekkürler. Ben Galip Güçlü. Dinci İnternet Beklesi'ne göre ben de 8 yıllık okulum var. 2003'ten beri bitmeye başlamıştım. Maalesef yakalarımız yoktu. Yoklar hep dışarıya yakıyorlar. Ben de bir görev, bir tanesini görev. Sevrasını yok. Yemek evet. Bunlar dışarıya yakıyorlar. Üçüm yok. Bir sürü asfaltın dibine bırakmışlar, başı boş gibi. Zorlu Şehir Mahallesi Muhtarı. Mehmet Eski. Böyle bir toplantı düzenlediniz, size teşekkür ederim. Sayın Kaymakamımıza. Sayın Kaymakamımıza. Sağ olsun Sayın Kaymakamımız. Geldiğinden var var bir aktif bize hizmet etti. Allah kendinden razı olsun. Sizlerinizden teşekkür etmek istiyorum. Ama şöyle bir şey de takip etmek istiyorum. Hani bir işin takipçisi olmak istiyorum. Bizim bu kalede direnci kovalında gelenin de orada. Bizim sıkıntımız bu. Turistlerimiz geldiği zaman şurada bizim kalemiz var diyelim. Kum yapıldı. Ama bir tepe daha ilerleyen zamanlarda olacak. O da yapılandırma projesi kapsamında. Yeniden yapılandırma. Nasılsınız izleyiciler inşallah? Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Yani bir bak bu inatlı bir edin. İnatlı oldu. Bu inatlı inat yapısından bir yapım. Herhalde yapılmış ama şey yapartık. Alana yaklaşan bir gibi bir vatandaşı yani bir şartlarda bir şartlarda bir şartlarda şu anda kadro suyu yok. Ocak ayında kadro sıralamasını alalım.
efendim. Öncelikle hoş geldiniz. Zatlarınıza ve heyetinize en kalbi saygılarımı sunuyorum. Akpınar Camisi'nin kadrosu önceden yok efendim. Biz geçen sene Ocak ayında da, bu sene Ocak ayında da kadro sıralamasına alınması için başkanlığımıza yaz yazdık efendim. Sayın Kaymakamım, neredeniz? Şerbüs. Hoş geldiniz. 20 sene ben burada projede gösteriyorsa Bahçe Örüm Mahallesi. Köy. Şu anda bağlantımız asfalta bağlanıyor da asfalttan 5 kilometre tam yolumuz var. Tam işte böyle şey toprak vermişler. Hiçbir baskı altında kalmadan, hiçbir yönlendirme olmadan vatandaşlarımız, kardeşlerimiz, sandık çocuklarına gidecekler. Ellerini vicdanlarına koyacaklar. Biraz önce anlattığım, ifade ettiğim genel çerçeve içerisindeki gelişmeleri de değerlendirecekler. Ve mühürü basıp tercihlerini kullanacaklar.